yayınımızı verdik zaten sizlere. En son tekrar o güzel sesinden bir parça dinlemek istedim. Teşekkür ediyorum kırmadığınız için. Evet, sanatçımızı yerine alalım. Söyleyecek bir şeyim var mı? Ben tabii, olmaz mı ya? Puan verdiniz. Puan şimdi verdim, puan vermiyorsunuz. Puan verdik zaten, onu verdik. Tamam. Haydar abi. İsim neydi? Haydar. Haydar abi. Yani parası olan bir adam değilim ki, yani yemin ediyorum böyle bir iş adamı olsam da hani böyle bir şeylerin borsaya yemin ediyorum. Klip mi yapacaksın? Klip, şarkı, albüm yani hiç bu adam uzun zamandır dinlediğim, zevkle dinlediğim bir ses. Haydar neyse, abi. Ben seni tebrik ediyorum. Biz yani, elimizden geldiğince medya olarak destek yapacağım onu. Bir şey söylemek istiyorum. Bu yarışma olur ya da olmaz. Hani bu yarışma bugün var, yarın yok. Burada birileri birinci olacak illaki ama bu işi yap abi, bu işi yap. O kadar diyorum. Yani. Bu işi yap, oku yani. Ne diyorsun? Profesyonel olarak bu işi yap. Bir şekilde yap. Çok iyisin, çok iyisin. Yalnız bir şey söyleyeyim sizlere. Gerçekten Haydar kardeşimiz çok mütevazı. Siz teşvik ediyorsunuz, o da bakın yapması gerekiyor diye. Yani sen de bu işin üzerine basa basa emekliye emekliye hiç olmasan Sakarya'dan bir ses çıksın. Doğru mu? Hala inşallah diyor. Yapacağım be ya. Alkışlıyoruz efendim. Şimdi Haydar kardeşim bu akşam bu programa zaten bomba girmişti. İsterdim ki ilk hafta burada olmanı çok isterdim. O kadar güzel okuyorsun ki şanssız duygu vererek. Ben anlamamak için zor tuttum zaten kendimi. Haydar tombala oynandı. Aynen öyle, ilkine gelmiş. İyi ki aramızdasın kardeşim. Başarılar. Evet, kararınız nedir? Hiçbir arkadaşımız, jüri'deki arkadaşlarımız, vallahi ben dahi bilmiyorum. Onların işine karışamam. Çünkü onlar gerçekten kimi yorumcu, kimi sanatçı, kimi de yine genç iş adamı olmasına rağmen o da kendi çapında yorumcu. Onun için ben hiçbir zaman jüri'nin işine karışmadım. Ben işim program sunmak, benim işim Sakarya'daki sanatçı kardeşlerimi tekrar böyle Türkiye ve dünya genelinde elindeki olan basın imkanını tanıtmaktır. Çünkü ben de aynı zamanda esnafım. Ama seviyorum, gençleri seviyorum, yıllarımı verdim. Bu Sakarya'dan mutlaka ve mutlaka sesi güzel olan insanları buradan tanıtmak ve Türkiye ve dünya genelinde Sakarya'yı temsil etmesini istiyorum. Bunun için uğraş veriyorum. Evet, sizi... Şimdi İsmail abi, Haydar Bey'i dinlemekten biz puanlara adapte olamadık. Yıldıray Bey, şimdi seni bir sahne alalım. Bir parça söyle, biz de puanlamayı tam yapalım. Öyle mi? Peki. Evet. Buyurun Yıldıray kardeşim. Şöyle bir kemançeyi bir konuştum bakayım da.
acı yüzüne acı, çöktürdüm ne kız bana. Acı yüzüne acı, çok yakın çekeyizim, ne oldu kapan acı. Çok yakın çekeyizim, ne oldu kapan acı. Gelin gelin göllerim, yüzlerinden dalayım. Gelin gelin göllerim, yüzlerinden dalayım. Çok yakın çekeyim, bir yapamadım ne yapayım. Çok yakın çekeyim, bir yapamadım ne yapayım. Ederse yine Sakarya'da
Uydu televizyonu bir çok yakın bir iş adamı arkadaşım burayı kurmaya çalışıyor. Eğer biz Sakarya'da bir uydu televizyonu kurulursa ben size söz veriyorum. Bu sefer canlı olarak o kurulacak olan uydu televizyonuna yine Sakarya ili ve ilçesine davet edeceğim. Gençleri siz de o zaman sağ olursak ve sağ olursanız katılacaksınız. Onun için kimse darılmasın. Evet, jüriye doğru dönelim. Evet, dönelim bakalım. En zor soru bir dağıtınız. Şimdi her güzel şeyin bir sonu vardır. Başarısız demiyorum sizlere. Ama bazı farklı seçimleriniz yanlıştı diyelim. Hepiniz aslında dalımızda ayrı ayrı farklısınız. Şimdi ilk sırada olan Melisi kardeşiniz. Üç büyülerin ortak kararı, 23 puan. Bu akşamın bombası diyelim Haydar Bey'e. Herkesten 10, 10, 10, Hülle Yıldız'da 10. Yıldıray kardeşinin de puanı. O da taktikliğine başarılı. Ama bu akşam çok ağır bir taktik yaptığım için ben o kadar başarılı bulamadım. Kendi adıma konuşuyorum. Günün ortak arkadaşımızın kararıyla puanı 15. Dördüncü arkadaşımız Serhat ve Hamza. Bizim vekiler, altı çocuklarımız. Onların da puanı 22. Değerli abim. Aslında seçim çok güzel. Ben senin seçimi çok beğeniyorum. Erol abim, senden bahsediyorum. Senin de puanın 21. Evet, altıncı yarışmadığımızda Oğuz kardeşim. Biliyorsun benim kim oldu, ne haber? Senin de puanın 18. Arayı aşan tek isim Haydar Bey. Bundan dolayı sizi kutluyorum. Elenen yarışmacımızda ikinci yarışmacımız Sayın Yıldıray Kuş Beyefendi. Maalesef eliyoruz. Söyleyecek bir şey var mı Yıldıray? Buyurun. Şimdi Yıldıray kardeşimizi almadan önce ben son bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz burada adaletli, ben sizin puanlarımı verirken, ben şahsım adına konuşuyorum. Arkadaşlara hiçbirini zaten puan, böyle orta derecede puanı vermeye çalıştım. Sadece ben çok iyi okuyan, daha evvel bildiğim gibi bu akşamı, bu akşam benim görmüş olduğum neyse ona puan verdim ben. Üstten beni söylemek istiyorum. Daha çok ben müzikal bakıyorum benim işe. Arkadaşların puanlamaları beni bilemiyor. Zaten kendim, herkes kendi kendi bildiğim gibi puanlamak geldi. Ben özellikle sahne, müzik, okumak, işte oradaki buluşlar falan onunla daha çok için önemli olan nasıl güzel, nasıl okumaları gibi onlara ben puan verdim. Yıldıray kardeşimizi de şimdi başta da söyledim. Burada bir ses yarışması adı altında bir program düzenledik. Burada önemli olan benim için sesti. Benim tarzım zaten okuyucu yüksek bir insan olduğu için ben müzik tarafından puan verdim. Şimdi Yıldıray abinin yapmış olduğu iş benimle hiç alakası olmadığı için biraz puanım düşük oldu açık konuşuyorum. Arkadaşlarım da demek yani düşünmüşler. Daha çok ses yarışması adı altında biz buradayız. Sese iyi okuyana puan vereceğiz diye düşünüyorum. Ve ben öbür arkadaşlarım puanlama yaparken şimdi Haydar abi bu akşam aramızda yeni katılan gerçekten son zamanlarda dinlediğim ulusala çıkabilecek ve kafalarını zorlayacak bir sesi var Haydar abinin. Ben özellikle söylemek istiyorum bunu. Diğer arkadaşlarım benimle durulmasınlar. Gerçekten söylüyorum. Ben 15 yıl İstanbul'da da Türkiye'nin genelinde dolaştım. Haydar abine olan ses
Ben buradan dışarıya çıkmak istiyorum. Yani Sakarya'yı, İstanbul'u ve Türkiye'yi dolansın. Bu partisler ülkemize 50 yılda bir gelir. Mesela İbrahim Tatlıses son 50 yılda böyle bir ses gelmedi Türkiye'ye. Son zamanlarda bu konuları ünlü karakıştan dinledim. Ben yıllardır dolaşıyorum. Birçok ses böyle denk geldim. Haydar abiyle bir konular, boş konular değil, boş sesler değil. Yarışmadan dışarı çıktım farkındaysanız. Haydar abi bu işi yapsın ve burada buralarda her kim varsa Haydar abiye destek olsun. Allah razı olsun söylüyorum. Bak gerçekten söylüyorum. Bu adama destek çıkalım. Bak Yakup oğlu çıktı oradan Murat abi. Emsalsiz bir ses var insanlar. Yarışmadan dışarı çıkıyorum İsmail abi. Kusura bakma. Tamam şimdi. İstersen buraya kesebilirsiniz. Ben söylemek istedim. İçinde kalmasın. Çünkü ben bugün olabilirim, yarın olmayabilirim. Benim ekstra bölümlerim görüyor şimdi mesela. Haydar abi burada birinci olsun ya da olmasın bu adamı destekleyelim diyorsun yani. Tamam, anlıyorum. Tamam, ben şimdi Yıldıray Kuş'un namına ben bir şeyler söyleyeyim sizlere. Ben sizin vermiş olduğunuz oylarınıza saygı duyuyorum. Kamerayı kapat. Son kez elenen yarışmacıyı orada anons eder misiniz kameraya? Sakarya Festival Yarışması'nın ilk elenen ismi Sayın Yıldıray Kuş.